Devletimize düşen görev, milletimizin sandığa attığı oyların gereğini yerine getiren adaletli bir sonucunu ilan etmektir. Ancak ne yazık ki Hatay halkı 31 Mart gecesinden bu yana sandıktaki iradesini zedeleyen pek çok usulsüzlükle muhatap bırakılmıştır. Şimdi yine devletimize düşen görev bu usulsüzlükleri ortadan kaldıran herkesin ikna olacağı hakkaniyetli bir sonucu ortaya çıkarmaktır. Bu süreçte en büyük tepkimiz biz hukukun peşinden giderken henüz itiraz süreçleri sonuçlanmadan kanuna aykırı bir şekilde bir adaya mazbata verilmiş olmasıdır. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilk seçim kuruluna itirazlar bitmeden Yüksek Seçim Kurulu'nun il seçim kuruluna itirazlar bitmeden mazbata vermeyin yazılı talimatına rağmen hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bu tutum seçimin olduğu bittiğe getirilmeye çalışıldığını gösteren açık ve kabul edilmez bir hukuksuzluktur. Bizler ilk günden itibaren yaşanan tüm usulsüzlükleri ortaya çıkaracak delilleriyle Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmiş bulunmaktayız. Örneğin iki aday arasında oy farkından daha fazla sayıda 3389 ölmüş seçmene oy kullanıldığı açık bir tespit olarak sunulmuştur. 38.889 geçersiz oy vardır. Aradaki fark 2569'dur. Yani geçersiz oylar farkın 15 katından daha fazladır. 20 sandıkta kanuna aykırı olarak polis ve zabıtalardan sandık kurulu başkanı görevlendirildiği ortaya çıkmıştır. Bu tam bir kanunsuzluktur. Binlerce ıslak imzalı tutanakta parafsız düzeltmeler, seçmen sayısından fazla oy kullanılması ve toplam sayıların tutmaması gibi birçok usulsüzlük belirlenmiştir. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'ndan beklentimiz bu itirazların gereğini yani hukukun gereğini yerine getirmesidir. Bugün Hatay halkının iradesi Yüksek Seçim Kurulu hakimlerine emanettir. Bugün Hatay halkı hukuka ve vicdanlara emanet ettiği iradesinin tecelli etmesini beklemektedir. 6 Şubat depreminde dününü ve yaşadığı günü feda etmiş olan Hatay halkının yarınlarını da feda etmeye niyeti yoktur. Enkaz altında yalnız bırakılan Hatay halkının bu adaletsizliği, bu kötülüğü daha fazla kaldıracak mecali yoktur. Hatay halkı iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir.